Sen o da at, da at kızım. Ay bu koptu vallahi, bir şey oldu buna. He? At sarı. Gel sarı. Tamam gel. Abi ya. Bana kapma. Buyurun buyurun, gelin çocuklar gelin. Kız sen o. He. Çoğala çoğala geliyor, ben anlamıyorum ha. Bebeler bizim mahalleden mi? Yeter be, korkma. Ne korkacağım? Allah Allah, ben mahcup olmayalım diyor. La aram! Hey! Kardeşim benim be! Ben senin canını yerim lan! Ne dedin lan? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi vallahi kardeş. Sen öyle arayınca, hani adam tutuklayacaklar deyince biz de böyle bir ufak kutlama yapalım dedik. İyi yapmışsınız. Ama şeker diyabetlenme, baksana bebeler pirana gidip maşallah dadanıyorlar. Mayoz mu? Toz ver. Neyse, ondan çoğalıp çoğalıp geliyorlar. Bak hala geliyor. Hey. Oğlum Derya Sultan cebime sıkıştırmış bir şey oğlum, olsa saçmalama. Ya mahallenin çocuk kim oğlum? Çocuklar için ya. Olsun oğlum. Oğlum mahalle bizim her şeyimiz. Saçmalıyorsun Ali. Mahalle bizim. Oğlum lan hadi. Oğlum. Tamam gösterme. Allah be. Lan sen cansın lan. Canla kurban oğlum sen. Bana et be. Kız. Sen o. He. Sen o. 30 tane pamuk şeker Derya Sultan'dan yaz. Ooo. Evet. Evet. Canını yediğim he. Lan sarı gel buraya al. Sen o kaynağı yap buna. Gittim buna. Sincap ne yaptı? Yani Allah yukarıda kardeş, ben bir ağzını açmayacak diye bir şey oldum böyle de. Ben o bebeğe hem üzülüyorum hem de sinirleniyorum. Ne yapayım? Oğlum al benden de o kadar. Yani insanın öyle babası olacağını, hiç babası olmasın daha iyi. Doğru diyorum kardeş. Herkes bizim kadar şanslı doğmuyor ki oğlum. Doğru diyorum. Çok şükür en azından bizim anamız babamız iyi vicdanlı insanlar. Elhamdülillah kardeş. Eyvallah. Ali abi, biz de pamuk şeker istiyoruz. Oo Ayşegül Hanım. Ya siz neredesiniz ya? Yine erik ağacına dadandınız değil mi? Evet. Ya biz bu yaz sizin yüzünüzden erik görmedik ya. Erik görmedi yüzümüz. Ne yapacağız? Al Ali abi, bu da senin olsun. Ya Aram, Zeyno, ya bunlar benim yavrular. Vallahi bize kalmayacak diye ödüm koptu he. Ha ben de. Vefa da severdim ben. Her sene sahilde pamuk şekerci olacağız diye netirdik bizi. Bir de yer beğenmez, taze değil diye. Evet. Buldun işte, ne bızıklıyorsun. Öyle demeyin. Bunu poşetin içine koyuyorlar. Sonra akşama kadar güneşin altında canı gidiyor bunlar. O da öylelerdi. Vay be. Rahmet istedik sizden bir de. Kim derdi? Kardeşimizin canı gidecek. Biz de katilinin peşine düşeceğiz diye. Bitti değil mi Ali? Bitti. Bu sefer gerçekten bitti. Kardeşimizin katilini bulduk. Artık o da rahat edecek, biz de. İnşallah. Tamam. Ali? Cemre, ne işin var senin burada? Yani hoş geldin, iyi yaptın da. Senin dinlenmen falan gerekmiyor mu? İyiyim, iyiyim ben. Yani sayende. Beni iki kez kurtardığını düşünürsek. Ya benim durumumda kim olsa aynısını yapardı. Hem biz de bu işlere sebep olmuş sayılırız. Ali doğru diyor. Allah kızım, biz senin hakkını yedik. Kusura kalma yani, hakkını helal et. Öyle değil mi Zeyno? Şeyde. Geçmiş olsun. İyisin. Gidiyorum ben o zaman. Zeyno dur, gitme. Ben sadece Ali'yi görmeye değil, hepinize bir şey söylemeye geldim. Akşam sizi bize davet edeceğim. Hem çocuklar da gelecek. Nasıl yani? Siz barıştınız mı hemen öyle öpüş koklaş? Yok. Yani Berk hariç evet. Ya ben açıkçası bu gerginlik artık bir an önce bitsin istiyorum. Bu hikayede çünkü hepimiz mağduruz. Yani siz de, onlar da kendinize yeni bir sayfa açın. Okulda yüz yüze bakıyoruz. Halledelim artık değil mi? Olur. O olur o. Cemre durup geliyor mu? O da mağdur. Ben bir özür dileyeyim, bir şey olsun ondan. Değil mi lan? He? Misal Ali, misal. Gelecek, gelecek. Merak etme. Sen ne diyorsun? Ben ne diyorum? Ne diyorum? Karabela gelirse tamam, gelirim. Kızım, gideceğiz. Oturacağız, döneceğiz. Davet etmiş ümmet edek. Çok da kalmayız. Vallahi canımız sıkılırsa da vınturuz. İyi tamam, gidelim madem bu kadar istiyormuş. Okey tamam, akşam görüşürüz o zaman. O zaman ben de seni taksiye kadar bırakayım ha, eğer işimiz yoksa. Zeyno. Aferin kız sana. He? Karabela. He? Aferin he, kapattın sonunda şu defteri. Ya sal boş ver, önüne bak, yoluna bak. He?
Ya yoksa sen acı çekeceksin. Ya zaten bir şey olduğu yoktu ki. Ali de sen de benim kardeşimsiniz. Siz benim yanımda olun, bana yeter. Ya kız biz senin hep yanındayız ya. Hep yanındayız lan. Ay canını yedim ya sen. Geçen gün Fener gecesi şöyle şıkır şıkır oldun. Cicili bicili. Yengen öyle. He? Boş ver kız hadi. Sana bakmayan düşünsün, gel. Gel hadi. Sen de iyisin ama değil mi? Yani. İyiyim iyiyim. Kötü mü gözüküyorum yoksa? Yok çok güzel şey yani. İyi görünüyorsun sen de. Saatin yerinde gözüküyor. Cemre... Ali, sen söyle. Başından beri bunun bir oyun olduğunu anlayamadım ben. Çok üzgünüm. Anlayamazdın zaten. Berk bu konularda bayağı iyidir çünkü. Ama senin hiçbir suçun yok. Üzülme. Yani keşke Vefa'yı kaybetmeseydin. Keşke biz böyle tanışmasaydık ama yapacak bir şey yok. Bence hala bir şansımız var. Bu akşam her şeyi yeniden başlayalım. Hepimiz için. Yani aslında bizim için. Taksi. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Kardeş. Ne oldu? Ben bu Duru'dan hoşlanıyorum. Gülüyorsun oğlum. Oğlum bunu bilmeyen ne var? Bir şey söyleyeyim mi? Sana da boş değil he. La doğru diyorsun. Aa. Ne oldu oğlum? Denklik muhabbetini kafama takıyorum biraz. Ne denkliği? Oğlum davul bile dengi dengi. Baksana kır teker üzerinde. Arabaya bak oğlum cicili bicili. Biz iki tekerde devam. Pedala devam diyeceğim. Misal olduk. Diyelim öyle. Ne yapacağım? Kapısına gittim bisikletle. Ne diyeceğim? Gel mindere koydum bin mi diyeceğim. Sepete mi oturtacağım oğlum? Oğlum koy. Ya de. Gel mindere binelim de. Ya sen de gönlü olan. Ya bisikletmiş ya yanmış. Bakar mı? Ana da burana bakar. Tamam mı kardeşim? O da herkese senin gibi yok öyle yürek. Vallahi mı lan? Ben bilirim kardeşime valla. Valla valla. Valla. Doğru diyorsun he. Yani naz derim. Tabii. Yani benim bisikletimin ne var değil mi? Zincirini yağla. İkicili. Yağla. Tabii la. Bir şey valla bir şey. Ya Kader abla nerede kaldı bu Zeyno? Vallahi ya. Kilitlemiş kapısını, açmıyor. Bağırıyorum Zeyno, Zeyno. Zeyno! Zeyno! Hadi kızım ya. Kız! Kız Zeyno bak kızcağız bizi almaya geldi, mahcup olacağız. Kızım bir pantol bir tişört giyeceksin ya. Ali benim gözüm bozulmadı değil mi lan? Al benden de o kadar. Kız sen ne güzel olmuşsun. Maşallah sana be. Çok güzel olmuşsun. Kaderim bana benzemez inşallah. Değil mi öyle? Hadi kapatın ağzınızı da gidelim. Sen ağzını açmasan ben Zeyno demem. Sana tamam. Tamam mıncırma la. Tamam bir yerden de fire verme bir yerden. Allah sabır. Başım bir şey olmasın ya. Yanıklı mı ya? Bana bakın. Sahip çıkın birbirinize tamam mı? Tamam hadi. Tamam. Tamam. Hadi hadi iyi eğlenceler. 50 kere ne? Öpüştünüz haydi. Öf. Arap. Kader abla. Kader abla. Hadi. Ha. Ne? Ha. Oo. Geç.
He, gülüyor bir de. Geç. Aşkımın belası. Dönüşte benimle. Ha? Allah'ım. Aşkımın belası. Lan. Lan. Lan ya. Derya Sultan var ya. Yakacak beni Derya Sultan. Derya Sultan. Ben böyle işin ama... Aman. Öf be Ali, ne güzel toplamışsın çamaşırları yine. Aferin sana. Böyle mi çamaşır toplanır? Aferin sana. Aşk olsun, insan en azından içeri alır, öyle değil mi? Yani fırında ev arası koşturup duruyorum. Hala acımıyorsun da. Demiyorsun ki biraz yardım edeyim. Fazla bir şey de istemiyorum ki. Yani madem fırına yardım etmeye gelmiyorsun... En azından ev işlerinde azıcık yardım eder, tamam mı acında? Hiçbir şey yetişemiyorum. Cık, Allah Allah, fırına mı gideyim, eve mi geleyim? Yoruldum be çocuğum. Neredesin? Ali! Ali, kime söylüyorum, niye cevap vermiyorsun? Ne oldu, ne o surat? Ha, eğer söylendim diye yapıyorsan bu suratı. Oğlum, bunları dışarıda bırakmışsın. Daha sabah yıkadım, toz oldu hepsi. O yüzden söylüyorum. Hani haksız mıyım? Şu kadarcık da mı söylenmeyeyim? Ali? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya anne, ben çamaşırları içeri getirmeyi unuttum. Topladım da toplarken ip koptu. İp kopunca da yerine takmaya çalıştım. Takmaya çalışırken de ayağım kaydı, düştüm. Sonra yastıklardan falan fırladım işte. Yastıkların altında da bunu buldum. Biri saklamış gibiydi. Hadi anladım, bu sensin. Ki gençken de bayağı güzelmişsin. De bu kim? Yani neden yırtık yüzün? Ali. Hı. O senin baban. Babam mı? Evet. Anne, kablo vardı nerede? Nereye koyduysan oradadır oğlum, iyi baksana. Buraya koymuştum ben ya. Ali, ne bileyim ben, bak işte. Bu da. Ya yok, sen de baksana. Aman be Ali, öf, geliyorum. Oğlum, bu senin çalınan telefonun değil mi? Aynen. İyi de telefonun Vefa'ya iftira atıldı, ortaya çıkması diye çalmadılar mı? Katille ne ilgisi var? Farkında katil yoksa. Şu kablo gelse de anlayacağız işte de. Anne! Ne anne? Getirdim. Oğlum madem o kadar önemli, kalkanı bir tarafa koyarsın, anladın mı? Orada da bırakmazsın. Ne bulduysan buna koymuştum. Bakın bakayım. Nasıl bir şey? Sen söyle bakayım bana. Ya şöyle iki tane ucu var. Oğlum, her şeyin iki ucu var. Gittik, gittik. İş uzmanına bırakın, geç Ferdi. Gel la gel, Ferdi bağla şunu. Ne hangisiyle yapıyorsan yap. Oğlum, iple mi bağlayacak? Neyle bağlayacak? Allah'ını seviyorsan. Şöyle ayıklayın da bulsun çocuğu. Bunun abi. Helal olsun. Nerede? Bunun abi. Bu nasıl oluyor bu?
Üzül. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne? Bakın burada her ne varsa, ne görürseniz görün. Bunu alıp polise gideceğim. Siz karışmayacaksınız artık. Anlaşıldı mı? Söz verin şimdi. Ali bana söz ver. Arap ne yapıyorsun? Kusura bakma Derya teyze. Biz bugün uzun zamandır bekliyorsun. Peki hadi o zaman. Abi içkusun. Alo abla. Bak ben bu kitleyi içeride tutamıyorum ha. Vallahi kapıyı kemiriyor bunlar. Ya ne oldu adam tutuklandı zaten. Gelsin orada beklesin bunlar ya. Hayır canım Allah Allah. Hiçbir yere gelmiyorsunuz. Oturun oturduğunuz yerde. Tamam abla bekliyoruz biz de. O zaman gelin siz de. Anne. Acele edin biraz. Tamam geleceğim. Hadi. Abla lanet açıyor. Ne? Lan Ali. Kadar teyze ya. Ya başımı yaraydın. Hadi hanım. Var mı bir şey oğlum? Yok. Ay. Ne kaçıyorsun be? Yersin öyle terli işte. Ya ne oldu? Ne oluyor da anne? Yok bir şey kızım yok. Vallahi çocuklar daha önce de söylediğim gibi polise verdiğiniz o görüntüler Kenan'ı katil yapmaz. Yani hocam? Yani Kenan yakın zamanda serbest kalabilir. Delireceğim ya. Vallahi delireceğim hocam bu kadar kaldı. Delir oğlum. İstiyorsan delir. Ya da hep beraber delirelim o olsun. Ama başka bir şey olmaz. Elimizde bir şey yok. Delirdiğimizde kalırız. Bak, hukuk senin benim ne düşündüğümü, ne hissettiğimizle ilgilenmez. Kanıt ister, şahit ister, itiraf ister. Ya hocam daha ne yapacağız? Daha ne yapacağız? Kurban oldum ya. Nal gibi ortada her şey. Ya o adamı böyle bir salsınlar var ya, ben bakın nasıl konuşturuyorum onu acaba? Bir sakin olalım. Önder hocanız haklı çünkü. Ama sonuç Derya teyze. Şimdi sonuç güzelim. Eğer elimizde bir kanıt yoksa, bir şahit yoksa... Hocam şahit var da aslında. Ortaya çıkacak cesaret yok işte. Nasıl yani bu görüntüleri ve bu notları yollayan kişinin... ...Kenan'ı Vefa'yı öldürürken gördüğünü mü söylüyorsun? Anne emin olmasa işi gücü bırakıp neden bunlarla uğraşsın? Bak şimdi burada yazı karakteri farklı bak. Görmüşsünüzdür de. Şimdi iyilerin noktalarına bak. Bak bu öğler, üyeler. Eğer şey yaparsak, bir okuldaki öğrencilerde bir araştırırsak bu işi... Biz sınıftakilere baktık hocam. Okula bakmak lazım. Tamam bakalım. Siz değil. Siz de, otur. Siz değil. Ben bakacağım. Otur. Siz ortalığı velveleye vermeyin.
Bunlar da bende kalıyor. Baba, senin burada ne işin var ya? Biz aynı soruyu size soralım. Hayrola? Voltran'ı kurmuşsunuz böyle, ha? Ama başınız eksik sizin. O başınız nerede siz? Başsız hareket edebiliyor musunuz mu? Çocuklar bir sakin. Allah Allah. Misafirimiz onlar. Buyurun geçin çocuklar. Biz lütfen. Kalkalım anne. Onlar geçsin. Ali hiçbir yere kalkma. Kalkalım Ali, anne biz ya. Ali geç yerine dedim sana. Geç. Gelin. Oturun gel. Hepiniz. Gel. Buyurun çocuklar gelin. Şimdi bakıyorum ve zannediyorum ki bir özür ziyaretine gelinmiş. Allah, bu beni memnun etti. Hem kendi adıma hem sizin adınıza. Bizim adımıza mutlu olmayın hocam. Evetseniz kursağınızda kalır. Biz de çok kalmayacağız zaten. Allah aşkına. Zeyno, yeter. Aa. Hazalcığım sen de gir konuya, uzatma hadi. Siz o gün tahtaya notu yazan kişiyi arıyordunuz ya hani. Berk, Ali'ye kendi yazısını gösterdi. Ama size gösterdiği kendi el yazısı değildi. Benim not defterimdi. Benim el yazımdı yani. Yani size bütün notları gönderen Berk'ti. Bir dakika, bir dakika. Biz sana neden inanalım ki? Senin böyle yalan söylemek gibi bir hobin var ya hani. Ha? Belki bu da bir oyun. Nereden bileceğiz? Zeyno bak. İster inan, ister inanma. Ben gerçekten artık yaptıklarımı telafi etmek istiyorum. Ve bundan sonra da Berk'in kimseyle oyun oynamasını istemiyorum. İyi. Çıkar göster Berk'in yazısını o zaman. Berk'in yazısı benimle ne arasın Zeyno? Can. Böyle form. Yani geçmişe ait bir ne bileyim geçmiş dönemlerin sınav kağıdı da olur. Var mı? Vardır, mutlaka vardır, olabilir. Ya bizde var hatta hocam. Tabii lan, tabii evet, tabii. Doğru ben lan. Nasıl unuttum lan? Neyse de her şey var. Çat çat çat. Hocam şu klasöre girin. Girdik. Aha, durduruyorum. Aa şurası. Kağıt, 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 kağıt. Kağıda bak. Dur, 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 dur. Ah, hocam, o ne? Ege dur iki dakika, bir şey bakıyoruz o. Bak, gördün mü böyle? Aynı. Aynısı. Aynı mı? Evet, aynı. Bakalım lan. Berk babasını mı yakalatmaya çalışmış yani? Kapıyı açabiliyor musun diye sorsam? Oo, yok dedin resmen. Tamam. Hadi bakalım. Kalk. Hoppa. Geleceğim, bekle. Hatta bekle. Allah Allah. Oo, hoş geldiniz. Buyurun buyurun, zaten bugün görüş günüydü. Buyurun tabii, gelin gelin. Yalnız çok oturulabilecek yer var aslında. Bulursunuz diye düşünüyorum. Abi bu arada basmazsanız sonra dağılıyor, toplamak zor oluyor da. Sen geç otur bakayım önce oraya bir. Ercan, sen. İyi misin Berk? Bir şey diyeceğim. Finale gelsek, sadede gelsek çünkü laf uzadıkça yoruyor beni. Ondan sonra ne dedi, niye dedi, nasıl dedilere giriliyor. Bu ziyaretiniz neye borçluyum? Notları bize sen gönderdin. Ali. Süper. Tebrikler, bravo. Evet, ben gönderdim. Tamam o zaman. Hadi kalk, polise de aynısını söylüyorsun. Eğer ben polise gitmek isteseydim, ben zaten polise giderdim. Ben yapacağımı yaptım. Artık gerisi de sizde. Oğlum bak, eşek kadar adam olmuşsun. Ya bir kere korkaklık yapma ya. Bir kere doğruyu söyle ya. Ali. Ali. Sen bizi dışarıda bekle oğlum. Öyle konuşmadık seninle. Hadi. Tamam hocam. Ya Berk bak. Ya gördün. Ya biliyorum. Ya görmesen. Ya o yüzden susmuyor vicdanın. Ya git polise de benim babam katille ya. Eğer o adam senin baban olsaydı
Bırak ona katil demeyi. Baba bile diyemezdin. Ya sen ne anlatıyorsun? Oğlum o adam benim babam olsaydı var ya. Allah. Oğlum o adam benim babam olsaydı yemin ediyorum var ya yerin dibine gömerdim o adamı. Tamam mı? Ya da tıkardım deliğe. Senin gibi korkaklık yapmadım. Yeter. Sınanmadığın konular hakkında sakın bir daha konuşma. Sen Berk'in yaşadığı hayatı yaşamadın. Onun çektiği acıları da çekmedin. Onun için yargılama hakkına sahip değilsin. Sen bize biraz müsaade et. Hadi. Berk. Neler yaşadığını, neler hissettiğini tahmin bile edemiyorum. Ama her şeyi bitirebilirsin. Her şey geride kalabilir. Sen akıllı bir çocuksun. Çok güçlü bir çocuksun. Osman abi. Derya. Osman abi. Bir şey mi oldu? Yok, yok bir şey. Korkma sen. Bir konuşmak istedik seninle. Gel, gel şöyle bir otur. Hadi. Hadi gel. Ha? Ferdi. Ferdi de iyi, korkma. Ferdi iyi. Merak etme. Biz seninle bir konuşmak istedik. Yani anlatmak istedik. Bilmeni istiyoruz. Şimdi sen hiç sormadın ya Vefa'ya ne olduğunu. Sordum. Abi kime sordun? Kendime. Ha işte. Hani kendine sordun. Biz duymadık ya. İşte şimdi anlatmak istiyoruz. Söylesem mi? Osman abi. Bugün Vefa'nın katilinin cezasını bulduğu gün. Çok şükür. Katil? Acil. Bak, bak. Evet. Vefa intihar etmemiş Osman amca. O gece önce iftira atıyorlar. Sonra işte üçüncüler. Vefa edebiliyorsun. Osman amca. Böyle kavga etmeye bilmez, dövüşmeye bilmez. Neyse işte, kaçmış ellerinden. Okula gitmiş, böyle. Kavlayacak kendini. Görüntüler almış. Zerre sonra... Sonra kaçmaya çalışmış. Kaçacak bir yerde bulamayınca yavrucak. Çatıya çıkmış abi. Belki de o gün... Yani oradan bize bağırdı, seslendi. Ama biz duymadık, kafamızı bile kaldırmadık, bakmadık. Köşeye kıstırmış. Sonra... Gitmiş. Vefa seni bırakıp gitmedi Osman amca. Vefa'yı senden, bizden aldılar. Vefa intihar etmedi Osman amca. Tamam Osman abi, tamam. Tamam, sen kemeni. Osman abi, yapın. Kim? Hayır. Kim yaptı? Katil. Kim? Kim? Öldürdü. Oğlumu. Kenan Yazoğlu. Kenan. Yazoğlu. Hocam Kenan. Yok. Hadi sen biraz otur. Otur. Evet. Bak yüzünü dağılma.
Kurtular onu. Hayır. Cezasını çekecek. Cezasını çekecek artık. Tamam. Söyle. Çok şükür. Zeyno bir bardak su getir. Tamam. 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 Sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.